Merhabalar, ben Özgür Mal. Biraz kripto para piyasasına bakacağız bu videoda. Bir Bitcoin'in ne olduğuna bakacağız. Kripto para seçerken tabii ki bu CoinMarketCap oldukça önemli bir site oluyor. Birçok verileri bir arada sunuyor. Örneğin az önce Holo'yu inceliyordum. Holo'da bir gelecek oluşabilir diye bakıyordum. Bunu tabii Türkçe olarak Google çeviriye uzantı şeklinde yukarı eklerseniz buradaki mesela çıkmış Holo'nun bütün özelliklerini görebilirsiniz. Bir altcoin seçerken bazı şeylere dikkat etmemiz lazım. Mesela niye dikkat etmemiz lazım? Piyasadaki dolaşan arz, paraya dikkat etmemiz lazım. Ne kadar para dolaşıyor piyasada? İşlem hacmine, fiyat değişimlerine. Sınırlı sayıda mı üretildi? Kotasyonunda, formülasyonunda öyle midir? Ve ilk çıktığı anlarda tabii bir süre sonra çok daha fazla yükselebiliyor. Bakın bu 0.06'larda gezerken 0.00 noktada nerelere kaç katına çıkmış. Bunları takip etmemiz gerekiyor. Sayfadan çıkalım. Ve sitesine bakmak gerekiyor arkadaşlar. Burada sitesi var mesela. Sitesine tıkladığınız zaman orada Holo'nun neyi vaat ettiğini, ne ürettiğini görebilirsiniz. Yine bunu da Türkçe'ye çevirerek görmemiz mümkün. Fonksiyonu ne, amacı ne, neler yapmaya çalışıyorlar? Bunları görebiliyorsunuz. Biraz böyle bilgi alabiliyorsunuz. Burada mesela 24 saat içerisindeki en düşük, en yüksek değerlerini görebiliyorsunuz. Bunu zamana yayabilirsiniz. Yıllık bazda mesela bakın bir yıl içerisinde 0.00030'dan sonra 31'den 0.03'e gelmiş. Neredeyse kaç katı siz hesap edin, hesap edemiyorum. Bu şekil görüntüler oluşabiliyor. Çıktığı zamanlarda çok çok düşük rakamlardayken bir anda fırlayabiliyor. Buraları yakalayabilmek çok önemli. Burada CoinMarketCap'ta tabii ki bütün coinler sıralanıyor. İlk 30, 50, 100 bütün sıralaması veriliyor. Bunu bu şekilde yine anlayamıyorsanız çevirebilirsiniz Google çeviriciden. Bu sayfayı çevirdiğiniz zaman coinlerin durumunu, fiyatlarını, piyasa değerlerini, hacimlerini, dolaşımdaki arz çok önemli. Piyasaya biraz dolaşım yapması gerekiyor. Özellikle yeni çıkan altcoin'ler. Tabii ki Bitcoin'de bu çok yüksek rakamlar ama altcoin'lerde henüz yani böyle bir 1 milyon doların altında bile bir dolaşım olan paralar var. Bunlarla pek işimiz olmaması gerekiyor. Yani 141.953 dolar gibi bir şey geziyor. Yani onları pek itimat etmememiz gerekiyor. Biraz dolaşımda parası olan bir şeyin alı satı olan miktarları seçmemiz gerekmekte. Bakın Binance, bu da bir Binance.com'un parası, BNP diye geçiyor sanırım bu. Bir sürü yani 5000 6000'e yakın. İşte az önce baktığımız Holo, bunu inceliyorduk. Holo şu an 0.02.74. Bir süre sonra belki bu sıfırın yanına bir eklenecek. Yine katını yapacak bu. Ve bütün paraları Chiliz, meşhur Chiliz ilk çıktığında bu çok komik rakamlardaydı. Şu an iyi yerlerde. Dünden beri tabii coinlerde bir düşüş var. Bitcoin'in biraz düşmesi, balinalar yükümü boşaltıyor. Geriye çekmeye çalışıyorlar biraz coinleri diye düşünüyorum. Engine coin bu da tutan bir coin. Ama o kadar çok yeni proje ve yeni coin var ki hepsini tek tek hakikaten incelemek ve belli kriterlere göre almak gerekmekte. Şuradan kriterlerinizi tabii ki ayarlayabiliyorsunuz. Özelleştirmek yerinde. Tabii bu şekilde siz seçiyorsunuz. BTC cinsinden fiyat 24 saat en yüksek, en düşük. İsterseniz bunu kapatabilirsiniz. Tamamen siletilmiş
piyasa değeri, hacim, dolaşımdaki arz, toplam arz, toplam kilitli değer. Sıraladığınız zaman ona göre bir sıralama yapacak. Orijinali gösterelim şöyle. Türkçe'ye çevrildiği zaman bazen sıkıntı yaşayabiliyor bu. Buradan yani siz filtreleyebiliyorsunuz. Aradığınız şeyleri belli bir sıraya dizebiliyorsunuz. Bir saatteki fiyatı, yılbaşından bu yana fiyatı, yani grafikler ister 24 saat grafik ister, sayfadan çıkalım. Bunları uyguladıktan sonra size ayrı bir sıra geliyor. Üzerine tıkladığınız zaman da bütün bu tek tek bütün coinlerin durumunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bitcoin'i şöyle bir şu an Matic'te, gerçi Matic'e bakıyordum. Matic'te benim almış olduğum ürünlerden bir tanesi. Şu an bir formasyona girdi. Bir böyle takozun altına bir miktar gitmişti. Tekrar yukarısına çıkmaya çalışacak. Düşüş de olabilir. Kritik seviyesi bunun 0.33 aşması gereken seviyede 0.35 olarak gözüküyor. Daha yukarı çıkabilmek için. Genel olarak coinlerde bir düşüş var bugünlerde ama çok çabuk kendini toparlıyor. Her işte olduğu gibi panik satış yapmamak gerekiyor. Bu Bitcoin'in geri çekilmesine göre 60 binde büyük bir mücadele veriyor, 60 bini geçebilmek için. Güney Kore'de şu an 70 bin dolara satılıyor Bitcoin. Bu bize bir gösterge olabilir. Yani oralara doğru çıkış yaşanabilir diye düşünüyorum. Bu 4 saatliğe göre alt geri çekilme 48 bin. Buraya yani eğer şu desteğini uzunca bir süreden beri gelen desteğini yani bir 55 bin altına gelirse 48 binler falan 48.700'ler belki görülebilir ve bir alım fırsatı sunar sadece. Buralarda çok barınacağını zannetmiyorum. Bitcoin bir amiral gemisi. 4 saatlikte 60 bine yakın, 21 günlük ortalaması 57 binlerden falan geçiyor. Tam bir kırılım yerlerinde. Yani ya 60 bine gidecek ve oraya geçecek ya da geçemeyip bu alt seviyeye 48 bin civarlarına tekrar dönme ihtimali bulunuyor ama çıkma ihtimali düşme ihtimalinden çok daha düşük gözüküyor. Buralar bir alım fırsatı olarak düşünülebilir. Şu bölgeler, bu desteğin kırılmasını bekleyeceğiz. Epey bir zamandır o destek çalıştı ve kırılmadı. Aşağı doğru gelmedi. Çok ufak fake'ler attı. Burada tekrar döndü yerine. Yani 55 binlerden aşağı aslında çok da gitmiyor. 55 bin altına kırılım gerçekleşirse arkadaşlar, o zaman bu tekrar ana destek seviyesi 48.700 lira çok güzel alım fırsatları size sunacaktır diye ben düşünmekteyim. Bir de günlük bazda bunu bir incelersek, günlük bazda da aynı şeyi daha temiz bir şekilde görebiliriz. Günlükte de yine bu destek işte görüyoruz. Bu destek 55.300'lerden geçiyor. Bunu kırmaması gerekiyor aşağı doğru. Kırarsa o bir alttaki 21 günlük ortalaması var. O da 52.600. Orası ona bir destek sunacaktır. 52.600'ün altına da giderse eğer, ki ben ummuyorum, o zaman ana destek 47.800, 48.000 dolar civarları olacak ki müthiş bir alım fırsatı verecektir. Bunu takip edeceğiz ama bana göre yakın bir zamanda 60 bin dolara bulup geçeceğini ben tahmin ediyorum. 75 bin dolarlara doğru gideceğini ben tahmin ediyorum arkadaşlar. Kripto paralarla ilgili ilgilenmemi istediğiniz, bakmamı ve grafiklerini görmemi istediğiniz, gelecek vadeden veyahut da grafikte nereye olabilir, nereye gidebilir diye bakmamı istediğiniz bir altcoin varsa, çünkü sayısız altcoin var. Hani hangi birine bakabilirim diye düşünüyorum. Videonun altına yorum olarak bırakın. Onları inceleyip diğer videoda göstermeye ve geleceklerini öngörmeye çalışacağım arkadaşlar. Diyorum. Hepinize sevgi saygı sunuyorum. Hoşça kalın.